girişte 4 adet hava mühimmatı, birinci odada örgüt ait yaşam malzemeleri. Bulunmuştur. Mağaranın boyu insan boyunda. Genişliği yaklaşık 80 santimdir. En büyük toplanma yeri yaklaşık 50 kişilik. En büyük oda burasıdır. Burada da 6 adet hava mühimmatı bana imza attı. Ve 9 adet basma düzenek EYP bulunmuştur. İnsan boyunda görüldüğü gibi. Evet, Türk savunmaz. Güç dönüştürücü, inverter ve kasa, bilgisayar kasası, Türkçe kullanım kılavuzu. Evet, tüm torbaları görüldüğü gibi uçağın basıncından, plastik etkisinden korunmak için odalara dağıtım yapılmıştır. Banyo olarak kullanıldığını ithal ettiğimiz odaya giriyoruz. Burası da görüldüğü gibi insan boyunda hortumlarla giderinin yapıldığı banyo olarak kullanalım değerlendirdiğimiz odadır. Kabloyu takip ettiğimizde bizi başka bir yaşam alanına götürüyor. Burada rehineler olarak rehinelerin tutulduğunu değerlendirdiğimiz alanda bir çelik kapı var. Birazdan girip imha edeceğiz. Temiz. Evet, burayı rehinelerin tutulduğu yer olarak değerlendiriyoruz. Yerde zincirler var. Görüldüğü gibi el ve ayak bağlamak için kullanılan zincirler mevcut. Burası da insan boyunda yaklaşık bir 20 kişilik rehin odası. Yerden. Burada yaşam malzemeleri, temizlik malzemeleri, un ve ekmek yapımında kullanılan malzemeler mevcuttur. Yine uçağın vurduğu basınç plastik etkisinden kaçınmak için örgüt üyelerin kullandığı çuvallar giriş ve çıkışlara yerleştirilmiştir. Hava mühimmatları bulunmuştur. Hepsi imha edilecektir. Trenin çıkışı örgüt her zaman yaptığı gibi başka istikamettendir. Kaşık istikameti olduğunu değerlendiriyoruz. Güney istikametimizde hemen yol istikametinden kaşış istikametleri olduğunu müteala ediyoruz. 1700 rakımlı tepe, 1500 rakımlı tepe ve yol attı.